Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın başında öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin araştırma önergesine konu olan kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi hususunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde de vaadi vardı ve biz bu 27. dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak gördüğünüz üzere 6 tane kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifleri şu anda Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur. Komisyona gelmesini, komisyondan da genel kurula inerek yasalaşmasını bekliyoruz. Şimdi meclis içtihüzümüzün 104. maddesine göre hepimizin bildiği üzere meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla yapılır. Şimdi değerli arkadaşlar, ve bu komisyon, diyelim ki komisyon kuruldu, bunu araştırmak için 3 ay, 4 ay, belki 5 ay gibi bir zaman gerekiyor. Bu zamana gerek yok. Burada sorun belli, konu belli, amaç belli, niyet belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortaya koyduğu kanun teklifleri ortada. Diğer siyasi partiler tarafından verilen kanun teklifleri de ortada. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu kanun teklifini, gerekse diğer partilerin vermiş oldukları kanun teklifleri birleştirilmeli. Bunlar komisyonlara ve genel kurula gelerek bunun kanunlaşması beklenilmelidir. Bugün görüşmekte olduğumuz Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin talep bir kanun teklifinin görüşme talebi değildir. Burada kurulacak bir komisyona da gerek ihtiyaç yoktur. Bu son haftalarda sık sık karşılaştığımız araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergeler giderek amacı dışında bir hizmet ifade ediyor. Burada siyasi partilerin sanırım 31 Mart'taki yerel seçimlerde, yaklaşan yerel seçimlerde belki bir güreşçi gibi puan kazanmak adına sürekli meclisin gündemine getirerek mecliste gereksiz araştırma önergeleri kurulması hususunda bir talepte bulunuyorlar. Oysa ki dedim ki sorun belli, konu belli, çözüm belli. Elbette ki bizler de kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Bu bizim seçim vaadimizde vardı. Öğretmenler, din görevlileri, ebe, hemşire, sağlık memuru, emekliler ve bu kadroyu taşıyan herkes, yaklaşık 1,5 milyon ilgilendiren kişilerle ilgili biz verilmesini talep ettik. Burada amaç kanun teklifinin desteklenmesi veya bu alandaki kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesidir. Bunu sağlamamız lazım. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı alanları araştırma komisyonu kurulsun diye önergelerle sulandırmanın, kafa karışıklığına sebep olmanın hiçbir siyasi partiye faydası olmayacaktır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda vaatlerini dile getirir ve yakın bir zaman dilimi içerisinde bunun gerçek yasalaşacağını ifade etti. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Öztürk. Buyurun. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Bizler de milletimiz mecliste çözüm ve sorunlarla ilgili çalışmaları beklerken işin boyutunu değiştirmek bugün olduğu gibi sadece zaman kaybına neden olmaktadır. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma saatlerini daha etkin ve daha verimli kullanılması gerektiği noktasında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Çalışanlarımızın, emeklerimizin, güvenlik görevlerimizin sorunlarını biliyor ve onların sorunlarına çözüm üretmek adına mecliste kanun tekliflerimizi sunmuş bulunuyoruz. Büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ek gösterge uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin eşitsizliklere köklü çözüm getiren kanun teklifinin bir an önce gündeme alınarak yasalaşmasını diliyoruz. Genel kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Konu az evvel ifade ettiğim gibi meclisin gündemine gelmesini bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler Sayın Öztürk.